öncekilerden biraz daha farklılık arz edecek. O da daha kurumsal yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz Türkiye ve KKTC ilişkisinin de temelini atıyor olacak inşallah. Önceliğimiz bir kez daha KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş, katma değer üreten, iş ve aş odaklı istihdamı sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık vermek oldu. Bu kapsamda anlaşmamız kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, savunma, güvenlik ve adalet olmak üzere dört ana eksen üzerine odaklanmış politikalar içermektedir. Bu politikalar ve bileşenleri olan eylemler, KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması ve savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır. Keza sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yüksek öğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılması yine anlaşmamızda ön plana çıkan hususlardır. Bu vesileyle ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırmış durumdayız. KKTC halkına dünya standartlarında yatırım ve altyapı hizmeti sağlama vizyonumuz ve anlayışımızla Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları, ihale aşamasının ve yer tesliminin ardından 750 günde tamamlamayı planladığımız Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi, tıbbi donanımı ve tedavi birimleriyle önde gelen sağlık merkezlerinden birisi olması için temelini attığımız 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi, içme suyu, güzel yurt ve Mesarya Ovaları sulamaları ve atık su arıtma kapsamında DSİ projeleri, Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol ve köy yolları bakım ve onarım projeleri, 4 yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 2 adet mobil trailer elektrik santralinin kurulması projesi, belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı ve organize sanayi bölgeleri altyapı katkı projesi gibi Kıbrıs Türk'ünün hayatına doğrudan dokunacak birçok hizmete ulaşmasını kolaylaştıracak çok sayıda projeyi KKTC makamları ile eşgüdüm halinde hayata geçireceğiz. Bu eşgüdüm ve uyumun artırılmasını teminen KKTC tarafının belirlenen kalkınma hedeflerini ve projelerin ilerlemesini yavaşlatan veya engelleyen hususları hızlıca tespit ederek mevzuata uygun şekilde bunları gidereceğine olan inancımız da tamdır. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik. Bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. KKTC hükümetinden de beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir. Sayın Başbakan, kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmemizde Kıbrıs meselesindeki gelişmeleri de yine değerlendirmiş bulunuyoruz. Türk tarafı Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yapıcı bir biçimde her türlü çabayı göstermiştir. Ancak bu olumlu anlayış maalesef hiçbir dönemde Kıbrıs Rum kesimi tarafından karşılık görmemiştir. Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha
yoktur. Uluslararası toplum hiçbir şekilde uzlaşmaya niyeti olmayan adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşamayı dahi reddeden Kıbrıs Rum tarafına verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli, KKTC'nin önerisini ciddiyetle değerlendirmelidir. Adada bugün iki eşit halk, iki eşit egemen devlet vardır. Bu nedenle Cenevre'de sunulan adadaki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri tam olarak yansıtan en gerçekçi öneridir. Türkiye'nin bu öneriye desteği tamdır. Bu çözüm iradesinden geri adım atmamız söz konusu değildir. KKTC makamlarının Maraş'ta attığı adımları ve bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler yaratılmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim. KKTC hükümetinin Maraş açılımı çerçevesinde bu anlayışla atacağı adımları desteklemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye hem kendi kıta sahanlığında kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bu kararlılık aynı inanç ve irade ile sürdürülecektir. Sahada ve masada bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini net olarak bilsinler. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı KKTC ile samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışma ve eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Protokolün hazırlanmasında ve imzasında istişareleri yürüten ve mesai harcayan çalışma ekiplerindeki her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün imza attığımız 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın ülkelerimize ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor. Tekrar selam ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli basın mensupları. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü görüşmek ve imzalamak amacıyla bizleri Ankara'ya davet eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik kriz ve pandemi dolayısıyla her ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olumsuz etkilemiş, ülkemizin ekonomisi daralmış, mali gelirlerimiz azalmıştır. Bu zor günlerde geçmişte olduğu gibi ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş ve Kıbrıs Türk halkına yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Ana vatanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile protokolü hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı bir borç biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yılda 2022 yılı için imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlar ülkemiz devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir. Hükümetimiz göreve başlamasının üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın
gerek yasal çalışmaları, gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar atmıştır. Ana vatanımızdan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. 6 aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp kendi iç gelirlerimizle sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedeceğimize inancımız tamdır. Bu vesileyle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Teşekkür ederim. Peki.